Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Defterimizin sayfalarında bugün ulusal sinemanın yorgun savaşçısı Halit Refi var. Sinemanın büyük ustasını Doğan Hızlandan dinleyelim. Doğan Bey merhaba. Merhaba. E, Halit Refi'nin 2009'daki vefatından sonra yazdığınız yazınızda onun hem sinemasını hem yazılarını sevdim. İyi bir dostumdu diyorsunuz. Bu dostluk nasıl başlamıştı? İstiyorsanız oradan. Evet şöyle şimdi tabii Halit Refi ile dostluğum başlarken... Bunun için de daima Gülper Refik'in de adını anmak gerekiyor. o devam ediyor. Evet. Aslında Hayat Refik ile tanışıyoruz. Hayat Refik'in filmlerini seyrediyordum. Ama e zaten Savaşçı... sinema, yazıları da yazıyor. Daha her, sanırım o e, dönemden tabi, de Basından da tanıyorsunuz. Yorgun Savaşçı ile yani Kemal Tahir ile dostluğum bizim Hayat Refik ile koyulaşan, pekişen dostluğumuzun aracı Yorgun Savaşçı'dır. Onu zaten e, Kemal Tahir konuşurken de anlatmıştınız. Kısaca evet. değinmiştiniz. En güzel. Kemal Tahir'in evinde daha fazla sanıyorum yoğunlaşıyor arkadaş. Kemal Tahir'in evinde buluşmalar vardı tabii. Metin Erksan. Halit Refik. Halit giderdik. Semiha e Yenge yebekler yapardı. Biz de orada. Evet. Ben orada samimi bir abim. Sonra tabii devam et dostluğumuz yani. Evlerine giderek. Tabii bazıları tanışıyorsun sonra... Evlerine de gidiyorsun yani el sohbetlerde başlıyor. En hoşu bizim Hayat Refik'in sonradan sonraya önceden söylerdi. Hı hı. Ve aslında tabii Hayat Refik yabancı bir eğitim gördüğü halde hemen Türkiye ile ilgili şeylere gayet milli, gayet dürüst ve inançlı bir karşılık verirdi. Evet onun ulusal sinema onun ulusal, akımını Ulusal sinemat deyince tabii ondan metin aksına birlikte almak lazım. Tabii. Ama ulusal sinemada <laughs> şu vardı. Yani şimdiye kadar bütün düşünce dünyamız, sinema dünyamız, her türlü sanatımız batının katkısıyla ya da batının ışığında ya da batı örnek olarak yapılmıştı. Ama burada Kemal Tahir'in başlattığı bir şey. Avut vardır, atüt vardır. Peki bizim neyimiz var? Biz nereden geldik? Biz ne yapıyoruz? Sinemaya nasıl bakarız biz? Batının edebiyatımıza... bireyselliği bizlerine karşılık buluyor mu, bulmuyor mu? Evet, edebiyatımıza nasıl evet. bakarız? Onun için tabii Hayat Refi de sinemada şimdiye kadar bakılan, şimdiye kadar öne geçen birçok şeyin başka, farklı bir yönünü gösterdi. <laughs> Onun için de konuşması çok coşkuluydu. Mimar Sinan'da bazen toplantıda giderdik orada en hoşuna giden şeyle Amerika seyahatini anlatır. Bunu Amerika'ya gitmişler. Orada sanırım dersler veriyor üniversitede. E, veriyor, ve veriyor. sinema çalışmalarına katılıyor. Katılıyor sonra orada kalalım mı diyorlar. Teklifler de var. Fakat Halit Refik ile Gülper'i sinlendiren bir şey oluyor. Bir zamanların meşhur Nikolas Rey hı hı. bir yönetmen biliyorsun. Fakat bir filmi çok tuttu. Ondan sonra iki filmi tutmadığı için tabii Amerika hiç böyle acımasız bir davranış hiçbir şekilde ne iş veriyorlar ne film çektiriyorlar. Onu görmeye gitmişler iki kat aşağıda bir bodrum katında oturuyor. Çünkü film çevirmen için para dalmıyor ya çok gözlerinde büyüttükleri örnek aldıkları bir yönetmen herhalde Doğru, daha Ayet varlıklıdır Refi, diye düşünüyorlar. Hayat işte, Refik diyor ki biz buradan gidelim Gülper. Bari biz kendi şartlarımızla, kendi imkanlarımızla, hatta dostlarımızdan da bir şey talep etsek yaşarız. Evet, Türkiye'de Ama yardım yaşamayız. ederler. Bir de tabii ortamı hiç beğenmiyor Amerika'da. Çünkü daima sorgulayan bir üslupla karşılaşıyor. Sorgulayan toplantılar alıyor. Onlara da gerekli sert cevapları veriyor. Ve sonra da Amerika'dan dönüyor. Türkiye'ye dönüyor. Kemal Tahir'in evinde tanıştığınızı söylüyorsunuz. Ee, onun üzerinde tabii ki çok büyük etkisi var. İşte Karılar Koğuşu'nu, e, filmi alıyor. En büyük tabii ki. E, Yorgun Savaşçı ondan sonra. E, Kemal Tahir'in yazıdaki yaptığıyla, e, onun ulusal sinema anlayışı arasında sanırım büyük çok, bir çok, e, çok, büyük çok etkisi var. var değil mi o Kemal Tahir'in? Çok Tahir etkisi var. Çünkü batıya doğru bakandan Sartır'ın deyimiyle hani doğuya çevirdiler. Doğu denince de bir Anadolu şeysi yok. Kemal Tahir'de de Anadolu bile olduğunda eleştirel bir Anadolu vardır. Yani biz daha hani öven, işte yücelten bir şey değildir. Sadece öven ya da sadece karikatürize eden değil. Gerçekliğiyle, eleştiren bir yanı vardır Kemal Tahir'in de. O bakımdan da bu sinemaya değişik bir bakış açısı getirmek için Kemal Tahir uygundu. Nitekim de yorgun savaşçıdan evvelde çektikleri Evet film başka bir şekilde bu anlayışın yansımasıdır. Halit Refik'in e, TRT arşivlerine kısaca dönelim. E, kendisini sinema anlayışını anlattığı kısa bir bölüm izleyelim isterseniz şimdi. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Benim e, sinemayla ilişkim ...doğrudan doğruya sinema seyircisi olarak başladı. Yani ben e, küçük bir çocukken... E, ...annemin beni ilk defa götürdüğü bir filmden itibaren... E, ...ben de bir çocuk olarak büyük bir sinema ilgisi, büyük bir sinema merakı başladı. Gözümüz sinema bürümüştü ve onu da ifade edeyim ki sinemaya şartlanmıştım. Kendi akranlarımın e, edebiyatı keşfettikleri dönemlerde... ...klasik romanları e, okunma e, çağına gelindiğinde ben bu romanları okudum. Yani Barzak'ları, Stendall'ları, Dostoyevski'leri okumuş olmak gerektiği için okudum. Ama itiraf edeyim ki çok zor okudum. Kemal Tahir'e gelinceye kadar roman da e, böyle beni roman olarak çok sarsan e, edebi eserler pek fazla yoktu yani okumuştum ama e, soğuk kalmıştım sinema daha çok ilgilendiriyordu sinemanın ifade şekli beni daha çok ilgilendiriyordu onun e, ülke sorunlarını e, yorumlamada ki metodu özellikle e, tarihsel metodu tarihi gerçekçilik metodu e, benim için de bir metot haline geldi. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Mart 1934'te İzmir'de doğuyor Halit Refik. Ee, Japonya aslında mühendislik eğitimi alıyor. Kendisi mühendis evet. ama evet, evet. okulu yarıda bırakıp e, Kore'ye gidiyor. Japonya'da Kore'de filmler çekiyor. Sinemaya ilk adımı sanki biraz da öyle oluyor. Döndükten sonra ama e, eleştirmenlik yapıyor. Sinema üzerine yazılar yazıyor. Yönetmenliğinde o e, yazıyla başlamasının etkisi var mı sizce? Şöyle sadece ona indirgemek mümkün değildir. Ama o yazıların eşliğinde Kemal Tahir'in de katkısını düşünmek lazımdır. Ve hiç şüphesiz de yazdıkları yazılarla bakış açısı ya da bir film nasıl değerlendirilir, bir sinemine eşitirisi nasıl yapılır, onların iyi örnekleridir. Aslında tabii bu konuda iyi de bir kütüphaneleri vardı. Bizim benim bir zamanlar oturduğum Ayas Paşa'nın okuşunda efendim saray arkasında orada bir evleri vardı. Orada çok gidip Halit Efendi'yle ile son derece güzel sohbetler yaptık. Sinema üzerine, edebiyat üzerine, tanıdıklarımız üzerine. Ama tabii o eve girdiğimde de öldükten sonra rahmetli Halit Sefi öldükten sonra gittiğimde de çok hoştu bile bir papağanları vardı, bir de kedileri vardı yani hoşuma giden bir şey Gülper dedi ki Doğan Bey geldi papağana dedi. Papağan da bir vals bunundanmaya ve vals yapmaya başladı. <laughs> Sizi valsle başla karşıladı papağan. Evet, evet öyle karşıladı. Bir de ee, kedi vardı tabii. Evet kedileri vardı. Ee, zaten kedi onların hayatında çok önemli ve özel çok kedilerin önemli. yeri var. Kemal Tarih'in e Karılar Koğuşu ve Yorgun Savaşçı romanlarını filme aktardığını söyledik. Siz e, yazınızda yine bu, bu iki uyarlamaya e, dikkat çekiyorsunuz ve günümüzün yönetmenlerine edebiyat uyarlaması nasıl yapılmalıya örnek gösteriyorsunuz bunları. Çok doğru. Ben aslında Türk Edebiyatı'nın önemli eserlerinden daima sinemaya uyarlamasını ve orada da bir halit örneğini bir dikkate Hayat alınması refi gerektiğini. Çünkü halit refi Kemal Tahir iyi anlıyor, iyi anlatıyor. O birliktelikten de iyi bir film ortaya çıkıyor. Yani bir görüş vardır biliyorsunuz canım. Her iki sanat farklıdır, edebiyat farklıdır, sinema farklıdır. Onun doğru yanları var tabii. Yani oraya geçince metinde bazı değişiklikler oluyor. Ama bu değişiklikleri yaparken özünü Hayat Refik kaybetmedi. Onun için de uyarlamalar çok önemlidir. O fikri, e, metindeki fikri... Veriyor. Veriyor. Beyaz Başka Perde'ye onu aktarmaya çalışıyor evet. demek ki. Yani Beyaz Perde'nin kuralları var tabii. Evet. Beyaz Perde anlayışı da var ama ona dikkat ederek metnin mesajını bozmadan bu filmleri çekiyor Hayat Refik tabii. E, sinemanın dışında tabii ki e, bir diğer edebiyat uyarlaması da e, Aşkı Memnusu Halit Ziya Uşaklıgil'in... E, Bugün Türk dizilerinin başarılarından söz ediyoruz. Ne kadar çok tutulduğunu, yurt dışında ilgi gördüklerinden bahsediyoruz ama dizi anlayışını galiba ilk başlatanlardan, başarılı örneklerinden biri Tabii. Aşk-ı Memnu. Ne diyorsunuz? aşk Memnu çok başarılı bir uygulama, uyarlama. Yardım. Çünkü ama onun müziği de öyle. Senaryosu da öyle. Evet. Yani hayat yanında nasıl bir sinemaya aktarılacağı orada gözüküyor. Tabii büyük romanların, bazı romanlar sinemaya uyarlanması mümkün değildir ama diğer yerlerinde çok uyarlama var. Mesela birkaç senaryo yazmıştır bizim Selimleri Onun bir eseri de sinemaya uyarlanmıştır. Yani bir edebiyatçıyı anlayarak sinemanın kurallarını hiçe saymadan çok güzel şeyler yapılabilir. Halide bir Vurun Kahpeyesi'ni Lütfakat ve Orhan Aksoy'un ardından büyük bir cesaretle yani iki ustanın ustadan sonra tekrar sinemaya aktarıyor. Bu ama dünyada da vardır, bizde de var. Yani kuşaklar boyunca yeni adlar boyunca eserin algılanması değişir. Daha farklı olabilir. Çünkü bizde yaşarken çevremizde olanları siyasal olayları biçimsel bazı şeyleri, toplumsal olayları elbette hiçbir zaman yok sayamayız. E bu da yaptığımız işe yansır. O bakımdan da yeniden çekilmesi çok doğrudur. Yani birtakım evet. bir takım filmlerinde birkaç kere çekildiğini görüyoruz. O da hem O da bir, bir ustalık, ustalık göstergesidir değil mi? Yani Gayet yani. tabii. Başka bir yani bir meydan okuma değil belki ama. Meydan okuma değil. Ama şöyle bir ustalık gösterisidir. Mesela divan şiirinde alırlar. Şairler oradan ikinci yerinde yaptılar. Onu reddederek değil ama onun çağdaş nasıl bir dille anlatabiliriz, nasıl bir dille yazmalıyız diye bunların hepsi tabii ki her kuşağa göre değişir. Ben okumada da öyle söylüyorum. Her kuşak, her insanda okuduğu kitabı bir daha okusun ki çünkü Kaç yaşında okudu, hangi bilgilerle okudu, şimdi nelerle okuyacak? Onun için de Halit Refik'in bu yaptığı... Ben daima Oktay Rıfat için yazdığım bir yazı söylemiştim. İnsanlar korkulu bir ustalığı yaşamasınlar. Ustalık korkusuzluktur. Bu da buna bir örnektir. Evet, onu Halit Refik üzerinden bu şekilde örnekleyebiliriz Tabii. diyorsunuz. Ee, sinemaya başlanması da ilginç. Ee, döndükten sonra... E... Atıf Yılmaz'ın asistanlığıyla başlıyor. Ee, Yaşamak Hakkım, Hakkımdır filminde. Ee, o asistanlardan biri de o filmde Yılmaz Güney. Yılmaz Güney de e, e, onun asistanlığını da yapıyor. Ee, i̇lk filmi Yasak Aşk 1961'de e, e, çekiyor ilk filmini. E, filmin senaristleri Memdi ve Atıf Yılmaz. Sadece dönemine damga vurmuş, o döneme çok büyük damga vurmuş çok önemli filmler çekiyor. 60'tan fazla filmi var değil mi? Gurbet kuşları, haremde dört kadın, Gürbet karılar kuşları, kovusu. ortaya çıkışı bizim Cüneyt Arkın. evet Cüneyt Arkın'ın ilk filmi, Cüneyt Arkın'ın ilk Gurbet kuşlarında Halit Refi oynatıyor. Halit Refi oynatıyor tabii. Arkasından bütün filmleri seyreden biri olarak tabii Türk sinemasında. Tabii gittikçe rafine bir sinema anlayışını kazanıyor. Kemal Tahir'in yazdıklarını da ama kendi de bu konuda nereye bakıyor, nasıl bakıyor? Yani onu düşünerek çok güzel örnekler veriyor. Hayatı da çok renklidir Halit'in. E nasıldır mesela hayatı? Kişisel hayatındaki renkler nelerdir? Renkler aslında Gülper Refidir Çünkü Gülper Gül... Refik Alman'ın iyi bir piyanisti buraya geliyor. O çok güzel bir hikaye. Evlenme hikayeleri değil mi? Evet. Onu, onu anlatır mısınız kısaca? Evet. Almanya'da gönderiyorlar. gönderiyorlar. Almanya'da iyi bir piyanist Gülperfi geliyor buraya. Yardım ettiriyorlar. Evvela yardım ettiğince hayat onu aktrist olarak anlıyor tabii. Yok diyor de Olmaz. Çok iyi piyano çalarlar. Müziğini yapıyor. ha Film müziği yapmak üzere. Film müziğini yapıyor. Ve film müziği sırasında da beraber sinemaya gidiyorlar. Konuşuyorlar, görüşüyorlar. Daha sonra da bir gün ki Gülperdi anlatır onu burada Geliyor Gülper yine Halit yukarıda şey yapıyor. İşte rolleri tarif ediyor. Yönetmen olarak. Sette. İnsanlarla. Sette orada. Evet. Biraz Sette. daha yukarıda bir balkonda Hı. oturuyor. Birisi geliyor diyor ki Gülper abla, ana şeyini verir misin? Yusufkani verir misin diyor. Ne olacak diyor. Sen ver diyor. Halit abi istedi diyor. O da hatta bakınca. sinemada bir işlem için herhalde. Herhalde. Evet. Gülfer ver şu nüfus kağıdına ver diyor ve nüfus kağıdı verilince evleniyorlar. Ha, meğer evlilik işlemlerini başlatmak için evet. istenmiş yani o nüfus kağıdı. Ama bir şey söyleyeyim tabii. Hayat Refiye çok uygun bir eştir. Evet. Gülper için de. Çünkü Gülper'in de müzisyen olarak düşündükleri müzisyen olarak yorumları da Hayat Refiye'nin sinemada yaptığı ulusal yorumlara çok uygundur. Hı hı. Yani Gülper Refi ile bizim ortak bir bestecimiz vardır. Adnan Saygun. E Adnan Saygun gerçekten de Türk operasında da Türk beşleri için çok önemli bir şeydir. Onun Besteciler... müziklerini de kullanıyor filmlerinde. Tabi evet. Tabii kullanıyor öyle bir şey. Ve Gülper Refi de daima destek veriyor bu konuda. Çünkü hayatta konuşmalarda hep dediğim gibi Sinemayı da eleştiriyor. Çektikleri filmi de eleştiriyor. Ama ben son filmlerini çok severim Evet bir e, sanki bir dizilere TRT'de de bir dizi dönemine giriyor. E, sinemadan biraz e, beyaz perdeden daha doğrusu biraz çekiliyor. Avantür filmler ağırlık basınca 78'de tekrar işte yaşam kavgası filmiyle dönüyor. Ondan sonra çektiği filmler dediğiniz herhalde Teyzem Hanım, Karılar Koğuşu, İki Yabancı ve Köpekler Adası. O... Karılar koğuşu tabii ki Kemal. çok iyi film. Hı hı. Adından zaten veriyor değil mi? Nezaket yok. Evet. Karılar koğuşu diye anılıyor. Ise. Gerçekte de öyle anılıyor. Gerçekte Anılan. öyle anılıyor. Kemal Tahir'in de <laughs> Kemal Tahir de daması gibi yani hapsan yıllarında bir hakimiyeti var. Onun o filmlerde bireysel duyarlılıklar yani bu ulusal anlayışta bireysel durumumuz nedir? Yani toplumsal kanıtlar var, toplumsal bir manzara var ama peki bireysel durumlar nedir? Onun içinde çok koştur yine yani adayı düşün. Evet. E, Teyzem da. çok önemli filmlerinden biri. Bir de tabii son dönemdeki herhalde en duygusallarından biri de Hanım filmi. Onların o kedi sevgisini de yansıtan. E... Şimdi kalabalık sevgiler, kalabalık ortamlardan çok o filmlerde bireysel duyarlılıklarımız işleniyor. Yani, Araz'la yazıyorlar sanıyorum onu. Neziye Araz'la yazıyorlar. Senaryosunu ondan. Neziye Araz da epey senaryo yazmıştır. Evet. Onu da yakından tanıdığım, andığımıza göre hoş bir yanı var şimdi. Neziye Araz gazetede çalışırken ziyaret ediyorlar. Gençler, genç çocuklar. Ondan sonra diyor ki efendim sadece Meydanler o zamanından evvel, yeni sabah sadece diyor futbolla, maçlarla, sporla ilgilenmeyin. Başka önemli işler de vardır. Edebiyat vardır, sanat vardır. Çocuklara anlatıyor. Efendim de ziyaret. O sırada da Çocuklar biz de öyle yapıyoruz diyorlar. Hepsi ayrılıyorlar odadan. Spor servisine geliyorlar. Şifa gol attı mı diye soruyorlar. <laughs> Neziha Araz bunu anlatırdı çok gülerdi. Birden edebiyat derken herkes edebiyattan Abi, kesilip spor salonu. Neziha Araz'la da epey görüştük. Meydanlar usulü tabii. tabii. Evet. Hanım filmiyle... E uluslararası ve ulusal anlamda pek çok ödül alıyor. Antalya e, başta olmak üzere e, en son herhalde Hanım filmiyle 26. Antalya Altın Portakal'da en iyi yönetmen evet. ödülünü alıyor. E, Yıldız Hanım tabii oradaki Eşref Kolçak'la çok güzel çok. duygusal bir roldeydi. Çok güzel bir düettir yani Eşref evet. e. Kolçak'la onu yaptı ve ısrabını bir insanın çok masum ısrabı o kadar güzel anlatılır ki o kadar olur. Evet bir, hastalığa tutulduğunu öğreniyor. Ömrünün az kaldığını ama kedisini ne yapacağını, kedisinin emanet edeceği birilerini arama serüveni gerçekten... Burada güzellik şu tabii. Yani hayvan sevgisi diyoruz, Patin sevgisi diyoruz. İnsanlar daima değil mi bunu böyle bir fantazi gibi dinliyorlar bazen de. Ama aslında o arkadaşlık, o beraberlik sadece insana olmuyor. Evet. Bir canlıya da oluyor. Yıldız kentlerinde de harika oyunu tabi Evet, eşref solcakla çok, çok büyük çok. bir dediğiniz gibi çok güzel bir düetti o çok. gerçek anlamda. Evet. Tabii. evet başında da e, girerken de söyledik. Dediniz sizin yazınızdan alıntıyla e, yazıları kadar sinemasını da beğendim. Yazılarına gelirsek e, pek çok yazısı toplandı. Kitapları da var Halit ulusal ulusal sinema kavgası'nı anlattığı kitapları var. Ee, sinemada Ulusal Tavır Şengen Kılıç'ın İş Kültürü yayınlarından çıkan kitabı var Söyleşileri hakkında yapılmış e, Onun yazılarından derlemeler de var Tabii. Gülper Hanım'ın yazdığı Halit Refik kitabı da var ee, Biz onları da e, Okullarımıza seyircilerimize okumaları adına Okusunlar İmkan bulursa filmi de seyretsinler Çünkü Türk sineması üzerine Konuşuyorsa Birisi Türk sineması üzerine Fikir beyan ediyorsa e iyi yönetmenleri de okuması lazım. Nasıl edebiyatta bunu tavsiye ediyorsak. Bir haltefi film haftası yapılabilir. Yani niçin bu yapılmıyor? Kitapları sergilenebilir. Bir bütün olarak tanıtılması gereken. Yani filmlerini sadece seyretmekle kalmayın. Ne demek istediğini, ne yapmak istediğini tabii. anlattığı kitaplarına da başvurun tabii, diyelim. Tabii, tabii. Şimdi tabii bizde şöyle bir olay var. Eğer bir sinemacıysa, bir müzisyense plaklarını dinliyoruz. Efendim ee, ama geride kalan olayla ilgilenmiyoruz. Hayatı nasıldır? Şimdi yeni bu hayat şeyleri iyi oluyor. Nehir söyleşiler Nehir vardır. söyleşiler evet. Nehir söyleşilerde. Çünkü yaratıcının arka bahçesini öğrenmiş oluyoruz ki bu kitaplarla beraber yani bir hayat refi film gösterileri bir festivali bir günlere başlayacaksa o kitapları da teşhir etmek göstermek gerekiyor. Evet bunu Ve çok dostlarının da dinlemek e, gerekiyor. Evet tabii ki anılardan e, sizin anlattığınız gibi e, anılarda kalan kısımları da e, onların. Tabii Türkiye'deki anılarda var çok dinlediğimiz e, daima düşündüğünü söyleyen hiç onu eğip bükmeyen sözünü sakınmayan biriydi diyor. Sözünü sakınmayan biri. Yani konuşmaları dışında aynı biçimde Amerika'da gittim. Yabancıyım. Biz yabancılar karşısında biraz daha nazik oluruz biliyorsunuz. Ayıp olmasın falan böyle bir şey yok. Öyle bir eziklik şeyi yoktu. Asla böyle bezikliği olmadığı gibi orada bizimle ilgili eleştirile de gereken sertlikte de cevabını vermiş birisi. Ya, ulusal kimliğine dair eleştirilere... Hiç taviz vermedi. Hiç taviz vermedi. Taviz vermedi. Sinemasını, yazdıklarını bir yana bırakalım. Nasıl bir dostu Halit Refik sizin için? İnandığım, güvendiğim, sevdiğim. Çünkü çizgisinden taviz vermeyen ve yaptığıyla yaşadığı arasında da bağı kaybetmeyen birisiydi. Yani... Bir olayı anlatır ki Adnan Saygun'u çok sever, hastadır, konserine gidemez. Adnan Saygun gelir onu ziyaret eder. Yani Halit Refik'in de sevgisi dostları için böyle sevgidir. Derin bir, yani karşılıklı bir derin sevgi içinde. Çok. Ben onu tanımaktan, ona dost olmaktan, Gülper Refik'le de bunu devam ettirmekten çok mutluyum doğrusu. Evet, Refi Çifti ile Gülper Hanım üzerinden arkadaşlarınız, dostluğunuz, hayatınızdaki yeri bir şekilde devam, devam ediyor. ediyor. Doğan Bey çok teşekkürler. Rica Bugün edeyim. bize Halit Refi'yi e anlattınız. Efendim, Karalama Defteri'ni burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümle buluşmak üzere. Hoşçakalın.